Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veccil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne aftalel kitâbi kitâbullah. Ve aftalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle. وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قسطا وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bu cami-i şeriften bugüne kadar gelmesine katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Rahimallahu imran, şu kişiye Allah merhamet etsin. Yani necat, kurtuluş versin. İki cihanda Allah onu nimetlerine gark etsin. İktesebe tayyiben, helaldan kazandı. Ve enfaka kısten, tedbirli olarak, İtidalli olarak, ifrat ve tefritten uzak olarak infak etti. Yani kendi geçimini, ailesinin geçimini, çoluk çocuğun geçimini emrolunan şekilde, maruf şekilde yaptı. Bundan sonra fazlasını kıyamet günü için, evet, liyevmin fakrihi ve hacetihi, hiçbir şeyin para etmediği o günde kullanmak üzere o günü için, o gündeki ihtiyacı, haceti için infak etti. Evet, infak etti. Böyle kula Allah rahmet etsin, Allah onu iki cihanda nimetlerine gark etsin buyuruyor. Evet, bu hadis-i şerif bizim hayatımızda, hepsi öyle de bilhassa son zamanlarda işler çok karıştı. Tayyip, yani helal, iyi, güzel kazanç elde etmiş. Haramdan elde etti, infak etti. İnfak sayılmaz. Karşılığında hiçbir şey alamaz. Helalinden kazanacak. Allah'ın emrettiği şekilde kendi ihtiyacını karşılayacak. Ailesi varsa, evlenmişse çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra da mahşer günü için, öbür alem için infak edecek. Şimdi fıkıh hükümleri bilinmiyor. Evet, camiye geliyoruz, Allah razı olsun. Güzel bir şey. Camiye gelmek iman alameti. Ama her şeyin bir ölçüsü var, kuralı var.
Namaz kılmanın da kuralları var. Para kazanmanın da kuralları var. Zekat vermenin kuralları var. Hacca gitmenin kuralları var. Bunlara uymazsak, bunları bilmezsek boşuna kürek çekmiş oluruz. Evet, çünkü kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Bugün hukukta da böyle, İslam'da da böyle. Bu kurallar neler? Şimdi ben kısaca onları size madde madde. Helal, helal kazanç, tayyip kazanç nedir? Evet, bir kere hemen akla ilk gelen şeylerden birisi vade farkı. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki bir satışta iki satış yoktur. Eğer böyle yaparsa bir kimse felehu evkesuhuma evir riba. Bir satışta iki satış yoktur. Eğer böyle yapmışsa satan adamın bu iki tane fiyat, iki satıştan en az olanını alma hakkı vardır. Yani vade farkı. Mesela şu saati almaya gittiniz. Kaç para bu? 20 lira. Ama ben bunu bir ay sonra vereceğim dedi adam. Ha o zaman 25 liraya olur. Bu zamanı satmaktır. Yanlıştır. Ve de veyahut da şimdi buradaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde söyleyelim. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'ateyni fi bey'atin. Bir satışta iki satıştı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. O ne diyerek? En yekule evi'uke hâze seb binakdin bi'aşra. Şu elbiseyi 10 liraya sana satıyorum. Evet, böyle dedikten sonra ve bir nesiyetin bir işriğin ama veresi alırsan 20 alırım ha diyerek satışı Peygamber yasakladı. Tirmizi hadisidir. Evet, vade farkı. Öbüsü de Ebu Davud hadisidir. Maalesef şimdi çok söyleniyor. Adam diyor ki peşin fiyatı şu malın, vadeli fiyat 3 aylığı şu, 6 aylığı şu, 1 seneliği şu. Bunlar haram, faiz. Peygamberin hadisini okudum. Öyle ilan etmeyecek. Kaç para bu? Arkadaş 20 lira. Ha ben bir ay sonra vereceğim. Kusura bakma arkadaş. 20 lira tam bir şey demem. Ben de vadeli veremem. Veya vereceksen tamam, hiçbir fark istemeden buyur al, bir ay sonra ver. Bu caiz. Ama ilan etmişsin. Peşin 20, işte bir aylığı 25. Bir satışta iki satış. Bu diyor, Efendimiz hadisin emrini okudum. Olmaz diyor. Bu diyor, faizdir. Faizdir diyor Efendimiz. Vade farkı, yani zamanı parayla satmak faizdir. İlan etmeyeceksin, adamı araştıracaksın. Memur mu, işçi mi, alabilecek mi, peşin alamayacak mı? Çaktırmadan, ha adam alamaz. O zaman bunun fiyatı 50 lira. Ya insafın kurusun ya, ben hemen zaten peşin alacağım ya falan. Ya kızma ya, işte bunu biz indiririz ya. Pazarlık sünnettir. 50'den aşağı inebilirsiniz. Ama 30 dedikten sonra ben bunu 2 ay sonra vereceğim deyince bir kuruş dahi yukarı çıkarsanız faiz olur diyor. Evet. En azını şey edecek ya da faiz alır. Ev kesühüme ev riba. Evet, ribayı tercih etmiş olur diyor. Buna dikkat edeceksiniz. Vadeli satış caiz. İş ilan etmemişsiniz. Kaç para bu? Şu kadar. Ha 5 ay sonra eyvallah. 5 ay sonra ver. Caiz. Caiz. Evet efendim, ama böyle peşin şu, vadeli şu demek yanlış. Efendim hadisini okudum. Hadis böyle. Ayrıca fıkıh kitaplarında hepsinde bu var. Ayrıca bunun fiyatı şu dedikten sonra ben sonra vereceğim dedim. Ha o zaman 5 lira fazla olur. Bu faizdir diyor. Bir, tabii faiz haramdır. Böyle bir satış, alışveriş
tayyip kazanç değildir. Bundan zekat verse, hacca gitse karşılığını göremez. Evet, bir şey alamaz. İki, evet, alıp satış vaka yaparken konuşulduğumuz zaman fiyat belli olmalıdır. Ha ben bunu şuna satacağım ama, ben de alacağım ama şimdi mesela Haziran'da satıyor malı. Ha Eylül'de, Eylül'deki hasat zamanında fiyata göre ayarlarız. Bu satış fasittir. Böyle alışveriş de haramdır. Evet, böyle alışveriş yapmayacağız. Mesela yapanları görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Mesela bir ceket almaya gittiniz. Adam kaç para dedi? Bu ceket 500 lira. Olur mu ya, 500 lira ceket mi olur yapın? Vallahi billahi ben bunu 400 aldım. Halbuki almış 100 liraya. Bu kazanç da haramdır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok ilginç bir şeysi var, sözü var. Men halefe bi milleti gayril islami müteammiden kâziben fehüve kemâ kâl. Bu ceket kaça? 500 lira. O insafın kurusun, 500 lira ceket mi olur ya? Bak Yahudi olayım, kafir olayım, ben bunu 400 aldım. Halbuki yalan. Aynen dediği olur diyor Peygamberimiz. Yalan yere böyle dedi mi, Hristiyan olun dedi, Hristiyan olur. Yahudi olsa Yahudi olur. Kafir olayım dediyse kafir olur. Malını şey etmek için, inandırmak için bunu söylüyor. Bir Müslüman böyle yapmamalı. Öyle olur diyor. Kemâ kâl, fehüve kemâ kâl. Efendimizin sözü bu. Bunlardan sakınmalı. Bunlardan sakınmalı. Evet, basit gibi görünüyor ama sonucu görüyorsunuz. Çok şey. Evet. Yemin zaten yalan yere de yemin etmemeli. Böyle kafir olayım, Hristiyan olayım dememiş. Ben vallahi billahi ben bunu 400 aldım demiş. Halbuki 200 aldı. Kesinlikle kazancı haram olur ve zaten yalan yere yemin edin büyük günahlardandır. Onun da cezasını ayrıca çekecek. Evet. Böyle bir Müslümanın yalan yere yeminle malını aldınız mı, parasını, haramdır. Tayyip olmaz. Evet. Borcunuz var. Vadeli aldınız. Eyvallah. Elinizde ödeme imkanı var. Vade gelmiş. Adam da sana bir şey demedi. Ödeyebilecek durumdasınız. Yoksa verir diye gelip istemedi. Ama sözleşmişsiniz, şu tarihte demişsiniz, gidip ödemen lazım. Ödeyebilecek durumdayken ödememek hırsızlıktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki adam malı çalmış gibisin. Ödeyebileceksin, niye ödemiyorsun? Biraz daha parayı kullanacak. Haramdır. Bunlar yapılıyorsa haramdır. Efendimizin Buhari, Müslüm hadisi efendim. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi hadisi. Evet, vadesinde ödeyeceksin ya da adamdan izin isteyeceksin. Kusura bakma ödeyemedim işte bir ayda, eyvallah bir şey yok. Ama ödeyebilecekken ödemedin, hırsızlıktır, gasp etmektir diyor güzel Peygamberimiz. Evet, cuma saatinde alışveriş meşru değildir arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i'. Ey müminler! Cuma günü, cuma ezanı okunduğunda, ki esas cuma günü, cuma ezanı hatibin hutbeye çıktığı anda, oturduğu anda okulan ezandır, cuma ezanı. Onda ne var ki? Ezan sonradan konmuştur. Yetişsinler, çabuk gelsinler diye konmuş. İcmaen sabit. Sabit, tamam demişler, güzel demişler, tamam da o ayet-i cellideki hutbeye hoca başlamadan evvel okunduğu ezan cuma ezanı. İşte bu ezan okunduğunda her işi bırakın, acele camiye gidin, cumaya gidin, hutbeyi dinlemeye gidin. Fes'av. Bu demek yoksa koşun değil.
Çünkü müminin yürümesinde vakar olması peygamberin emridir. Koşmayacak deliler gibi ama acele her şeyi bırakacak, gidecek. Vezerul beyi, alışverişi bırakın. Bu emirden dolayı cuma hutbesi okunurken iki rekat farz kılındığı sırada alışveriş, bu emre bak, alışverişi bırakın, meşru değildir. Meşru değildir. Maalesef şimdi bunu da yapıyorlar. Bunun, dükkanların bu saatte açık olması cumayı gitmemeyi kolaylaştırır, teşvik eder. Hani gitmeyenler var diyeceksin sen de, iyi de dükkan kapalı oldu mu kimse bilir ki bu saatte alışveriş yok. Herkes gider. Ama açık olduğu zaman çoğu cumaya gitti, ben daha çok satarım gibi, para böyle cezbedici diyenler olur. Sen de buna alet olmuş olursun. Kapatmazsan, kapat şey dersin. Evet, bunlar cuma ezanı okunduğu sırada hutbe ve farz, tesbihler, sünnetleri demiyoruz. Hutbe ve farz sırasında evet alışveriş meşru değildir. Evet, aldatıcı reklam yapmak. Şimdi malı koyuyorlar camekana. Işıklandırmaları öyle yapıyorlar ki 5 liralık mal 50 liralık o değerde kıymetli mal gibi gözüküyor. Işık oyunlarıyla. Bu da aldatmaktır. Bundan böyle vatandaşı kandırarak yapılan satıştan elde edilen kazanç da haramdır. Doğrusunu şey diyeceksin, söyleyeceksin, aldatmayacaksın. Şimdi Efendimiz çarşıya çıkmış, yağmur yağmış. O zaman şey falan mı var? Çardak mı var? Yok, hiçbir şey yok. Yağmur yağmış ama bakmış buğdayı kuru. Elini bir sokmuş şöyle, yaş altı. Yaşı altını koymuş adam, üstüne kuru buğdayı koymuş. Neden üstüne koymadın? Neden insanları aldatıyorsun? Onu üstüne koy da adam yaş buğdayı aldığını görsün. Aynı reklam da bunun gibi. Böyle kalitesiz bir malı öyle ışıklandırıyorlar ki kaliteli mal gibi gösteriyor. Bu da bundan kazanç da haramdır. Evet, hırsızlık yoluyla tabii hırsızlık haram olduğu için o da haramdır. Sonra anarşist ve teröristlere mal satmak haramdır. Anarşist ve teröristlere mal satmak, sonra çok para verirler sana. Biliyorsun adamı, biliyorsun kesin terörist, biliyorsun ama çok para veriyor diye haramdır efendim. Bu kimselere alışveriş yapmak, bunların elde edilen kazanç saymak haramdır. Dinen değerli mal sayılmayan bir şeyi satmak, ondan elde edilen kazanç haramdır. Şarap, içki, kanyak, rakı, vodka, viski, içki dinde mutakavvem değerli mal değildir. İçki bağında üzüm yapabilirsin. Üzümü şarap yapabilirsin. Ama Müslüman ülkesinde satamazsın. Fransa'ya satarsın. Almanya'ya satarsın. Onların kendi dinine göre, çünkü onlar meşru mal. Oraya ihraç edebilirsin. O zaman helal olur. Ama oradaki Müslüman'a yine satamazsın. Gavura satabilirsin. Evet, anarşistlere ve teröristlere mal satamadığın gibi böyle haram şeyleri de şarap satamazsın. Evet, adam 5 vakit namazında hacca da gitmiş. Bakkal dükkanı var. Mahallesinde içki içenler var. Zaten içki satılan yer kanunen belli olacak. Onlar şey alacak, izin alacak. Bir yer ayrı belli olacak. Ama o saklamış bir yere, adamın gazeteye duruyor, onu satıyor. Evet. Yani bir bardak su. Çocuk işemiş, bir kaşık, bir çay kaşığı sidik koydunuz. Afiyet olsun.
Onu içilir mi ya? O güzel kazancını pis yaparsın ve ondan hacca gitmen geçersiz olur. Yaptığın sevap ibadetlerinden kazandıkların ödersin, boşa gider. Evet, şarap, içki satılmaz. Evet, esrar satılmaz. Evet, eroin satılmaz. Kazancı haramdır. Çünkü dinimizde bunlar değerli mal değildir. Parayla satılmaz. Karşılıksız para alıyorsun. Evet, morfin satılmaz. Ölmüş hayvan eti satılmaz. Bunlar oluyor Müslüman memleketimizde. Evet, bir koyun sürüsüne yoldan geçerken adam uyumuş, dolgun, otobüs fren yapamıyor. Sürü kaç tane koyun, 40-50 koyun telef alıyor, otobüs çiğniyor. Hepsi ölüyor, leş. Kesilmeden kesilmedi. Besbeliyle kesilmedi. Leş hepsi. Hemen hadi bakalım Tokat'ta mesela, misal veriyorum. Tokat'la böyle yapıyor demiyorum. Anadolu bir şehrinden İstanbul'a. İstanbul'da 15 milyon ama kim kime tuntuna. Hemen daha kokmadan, çürümeden yürüyorlar, dersin yüzüyorlar, satıyorlar. Ali, sen Müslümansın. Bu kazanç haramdır. Yazık ediyorsun kendine. Evet, ölü et, ölmüş hayvanın eti satılmaz. Kan satılmaz. Evet arkadaş. Kızılay'a kan verin. Kan vermek caiz. Bak, organ naklinin yerini bulamıyorum ben. Bütün araştırıyorum, organ naklinin yerini bulamıyorum. Böbrek, ciğer, kalp, bunun yerini bulamıyorum. Neden? Emanettir bütün azalarımız. İnna arznal emanet ale's semavati vel ard. Emanetleri biz yere göğe arz ettik. Fe beyne en yahmilleha. Onu almadılar. Ve hamelehel insan. İnsan aldı o emanetleri. Bakın tefsir efendim. Devletin tefsirine bakın. Bastığı 1936'da Hak Dini tefsirine bakınız. Gözümüz, kulağımız, azalarımız, kalbimiz, böbreğimiz, ciğerimiz, kolumuz, bacağımız, vücudumuz bize emanettir. Bakın tefsire. O emanet, emanettir. Emanet şeylerde hukuk kuralı. Emanet veren adamın özel emri olmadan faydalanamazsın. Haramdır. 100 lira verdin, 100 bin lira verdin. Ben şimdi Avrupa'ya gidip geleceğim. Sen de bir hafta kalsın. Kullanabilirsin demedikçe dokunamazsın. O emaneti el süremezsin. Kur'an-ı Kerim'de kardeşiniz hasta olunca veya peygamberin sünnetinde, hadisinde kardeşiniz hasta olunca böbreğinizi verin, kalbinizi verin diye bir ayet bulamadım ben. Bulurlarsa buyursunlar. Var. Çanakkale'de ölün diyor Allah. Düşman sizin niyetinize, namusunuza, vatanınıza saldırdığı zaman ölün diyor Allah. Bütün vücut da emanet. Orada söylemiş, özel emir var. Bir de kardeşin hastayken böbreğini ver diye bir ayet varsa eyvallah, ben bulamıyorum. Böyle bir hadis de yok. Emanet böyle özel emir olmadan kullanılamayacağı için biz onu veremeyiz başkasına. Bizim değil ki o. Allah'ın emaneti. Emanet verdi. Emanet, bir can borcum var diyor. Sen konuşurken onu da vereceğim, hazırım diyorsun. Emanet. Allah'ın özel emri olmadan kullanılamaz. Fıkhi kural böyle. Biz yerini bulamıyoruz. Ama kana izin var. Neden? Şimdi İmam-ı Azam çağlar ötesini görmüş. O zaman kan ne, zerk etmek, kan vermek diye bir şey yok. Ama öyle mübarek bir insan. Şimdi kanı veriyorsunuz adama, kansız adama diriltiyorsunuz. Doğru. 15-20 gün sonra o kan kayboluyormuş. Vücut yeni kan yapıyormuş. Ama böbreği verdiğiniz zaman böbrek aynen kalıyor. Kalp aynen kalıyor. Yani kan kendi kanınız oluyor gene, yenilik oluyor. Onu görmüş, kana cevaz veriyor. Alınan parasız, dikkat edin. Kanını verebilirsin, büyük sevap alırsın.
ama parayla satılmaz. Kızılay'a bağışlayın, verin başka hastalara kanınızın, ama para almayın. O parada haramdır. O parada haramdır. Kan satılmaz. Evet efendim. Fıkıh kitaplarından çıkardık, hadislerden çıkardık bunu. Domuz eti satılmaz. Evet. İnsanların adı Ali Hasan. Müslüman yani. Sen gavur desen o bu ama neler, tamam zaten denmez Müslümanı gavur da. Bir Müslüman gavur deseniz küfür senin omuzuna yüklenir diyor Peygamberimiz. Ama adam Ali Hasan yani Müslüman, domuz eti satıyor. Evet, haramdır. Domuz eti hiçbir şekilde temiz olmaz. Yaksanız da temiz olmaz. Kimyasal değişikliğe uğrasanız domuz eti temiz olmaz. Halbuki başka maddeler temiz olur. Mesela köpek pistir, şey pistir, ayı pistir, domuz değil de diğer canavar onlar pistir. Ama şeysini, derisini tabaklarsanız kimyasal değişikliği olur. Böyle giyeriz. Elbise yapabiliriz. Kimyasal değişikliğe uğrarsa, mahiyet değişirse onlar temizlenir. Gübreyi yakarsınız kül olur. Kül de muazzam temizleyicidir. Eskiden şey yoktu, böyle sabun mabun yoktu. Suyun içine kül katarlardı, muazzam temizlerdi. Fakat domuz nereye gitse temiz olmaz. Temiz olmaz. Evet, domuz satmak haramdır. Put. Evet, tabii bana kızmak yok. Benim görevim bu. Bizim görevimiz ve mâ aleyna illel belâh. Kur'an'da olmayanı, hadiste olmayanı söylersek hesaba çekeceğiz. Hesaba çekileceğiz. Ama saklarsak da hesaba çekileceğiz. Kur'an'dakini söylüyorum. Fıkıh kitabından olanı söylüyorum. Evet efendim, put satılmaz. İnsan putu, heykeli. Hayvan putu, heykeli. Kuş heykeli olsun, at heykeli olsun, ne heykeli olursa olsun, çocuk heykeli olsun. Allah, şimdi Ankara'daydık dün. Öyle geniş bir arazide her türlü şey var havaalanına gelirken. Haramdır. Mal değildir. Mal değildir. Karşılıklı para almaktır. Kitaplar böyle söylüyor. Eğer İmam Azam'a inanıyorsan, ayet hadisten o bunları çıkarıyor. Ben de aktarıyorum. Böyle evinizde de heykel bulundurmayın. Hayvan, canlı hayvan şeyi. Ayrıca mağazaya gidiyoruz işte. Dün gene Bursa'daydık. Çarşıdan geçtik. Bir ziyaret edeceğiz. İsmail Hakkı Hazretleri'nin Hamad amcayı ziyaret edeceğiz. Geçiyoruz. Çamaşır reklam ediyor. Mağaza sahibi. Çıplak kadın heykeli var. Onu, o elam heykeli var. Güzel kardeşim. Bakıyorum. Bilmem ne dükkanı. Hüseyin bilmem ne. Ahmet bilmem ne. Sen Müslümansın. Müslüman adı koymuşsun dükkanın içine. Heykel olan yere, bu peygamberin sözü efendim. La tedhulul melâikütü beyten fihi sûre ev kelb. Köpek olan, heykel olan eve rahmet, bereket melekleri gelmez diyor peygamber. Bunu söylüyor. O ona elde ettiğin kazanç sana yaramaz güzel kardeşim. 10 yerden fire verirsin. Huzurun olmaz güzel kardeşim. Namazında huzur duyamazsın güzel kardeşim. Boşuna yaşamayacak şekilde eyvallah. Kafasını kopar bakıyorum ben. Burada da çok, burada da var. Kimisi kafasını koparmış. Kafasını koparın yaşamaz değil mi? Yaşayamaz. Kafası olmayan adam yaşıyor. Ona sesimi çıkarmam. Ama her şeyle mükemmel insan heykeli, reklam. Kesinlikle o eve bereket mi girmez, evinize de girmez. Çocukların, kız çocuklarının çocuk zevki alması için kız çocuğunun, İmam Muhammed, İmam Azam hayır diyor da, bak olanı hep söylüyorum. İmam Muhammed Rahimullah diyor ki, kız çocuklarının çocuk besleme, büyütmeye alışması için beyninde yer etsin diye
bebek işte şundan bundan bebek yapılıyorlar ya, ona diyor oynama sırasında verilebilir. Ama çocuk uyudu mu zaman hemen onu kapatmak lazım, örtmek lazım. Açıktıysa gene melek gelmez. O kadarına çocuk terbiyesi için izin vermiş İmam Muhammed, ötekine vermiyor. Bunu da söylüyorum. Evet, elinizde böyle keklik heykeli, davşan heykeli, at heykeli, insan ne heykeli olursa olsun bulundurmayın. Rahmet melekleri gelmez. Bereket melekleri gelmez. Azrail gelir. Bunlar zaten hiç ayrılmıyor bizden. Kiramen, katibin, yâlemin ve felâ. Bunlar görevli. Ama rahmet, bereket melekleri gelmez. Puttu satarsanız, ister insan heykeli olsun, ister hayvan, canlı hayvan heykeli olsun, haramdır. Çünkü mal değildir. Bütün fıkıhta buyuruyor, bakın, mal-i mütekavven değildir. Değerli para ile satılacak mal sayılmaz. Evet, evet. İnna Allah ve Rasuluhu harrama. Allah ve Resulü haram kıldılar. Bey'a evet hamri içki parasını satışını vel meyteti ölü satışını vel hınziri domuz satışını vel asnami put satışını Allah ve Resulü haram kılmıştır. Evet, hadis-i şerif böyle. Evet, köpek parası haramdır. Evet, şimdi adı Ayşe ama zengin, sosyete. Süs köpeği alıyor, sokakta gezdiriyor. Köpek pistir. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Siz de Hanefisiniz. Türkiye'nin %90'ı Hanefi olduğu için Hanefi. Öbür mezhepler karıştırmıyorum. Maliki mezhebinde köpek temizdir. Eti bile yenir diyor da. Ama işte bir Kuzey Afrika'da az bir grubu var. İmam-ı Azam'a göre Ebu Hanefi mezhebinde köpek pistir, salyası pistir, evin içinde beslenemediği gibi alınıp satılamaz. Ancak insan emeği geçmişse, mesela köpeği terbiye etmişler, polisimiz onu alıyor, esrarı buluyor. Bu caizdir. İnsan emeği geçti çünkü ona. Av köpeği öğretiyorlar. Köpeği gönderiyorsunuz, nasıl sever kuşu yemeği, ama öğretilmiş, yakalıyor kuşu, kekliği, ağzında hiç ısırmıyor, öldürmüyor, boğazını sıkmıyor, yakalayıp gelip efendisine teslim ediyor. Öğretilmiş av köpeği, insan emeği geçtiği için evet caiz. Çok kurttan koyunu koruyacak, öğretilmiş, evet. Kurt köpeği, koruma köpeği, tarla köpeği, bekçi köpeği, insan emeği geçmiş. Bunlar alınıp satılabilir. Bunlar beslenebilir. Ama evin içine sokulamaz. Bahçede, avluda. Evin içine bunlar da sokulursa yine rahmet, bereket melekleri girmez. Köpek satışı da bu şekilde. Evet, fuhuş parası. Evet. Fuhuş parası. İran'a gidin. Parayı verin, karıyla bir saat şu kadar, iki saat şu kadar. Halen müddetika diyorlar. Halbuki müddetika kaldırılmış ebediyen ayetler, hadisler var. Hümeyni de kaldıramadı. Genelge çıkardı, dinlemedi. Millet alışmış. Biz geziye gittik. Bizim oğlanlar nurlu yüzlü, hafız, tertemiz. Otelin baktım yönü hep kadın doldu. Sabaha kadar nöbet tuttum. Genç bu, dayanamaz. Karşı koyamaz diye. Halen öyle. Olmaz. Fuhuş parası haramdır. Evet. Herkes bilir. Falcılık haramdır. Elde ediyor. Sokağa koyuyor, oturuyor kenara. Falına bakıverem. Bir kadın, bir erkek. Sen de inanmıyorsun ama gel lan azıcık dalga geçelim diyorsun. Cin gibi, şeytan gibi adam o falcı. Senin durumundan, giyinişinden, senin neler yaşadığını çok iyi biliyor. Anlatıyor, anlatıyor. Sen zaten onu böyle biliyorum, bilmiyorum. Bildiğin şeyleri öğrenmeye gitmişsin.
99 tane yalan söylüyor. Bir tane gördün mü Ali? Doğru söyledi lan. Öyle diyor Peygamberimiz. Fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Böyle bir kaybolan malı bulurum, istikbalini okurum diyen bir kimseye danışırsanız sevaplar gider. İbadetin sevapları gider diyor Peygamberimiz. Çünkü la ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bildirirse Peygamberimiz biliyor. Allah bildirirse Evliyaullah biliyor ama onu da herkes olamıyor. Ona mı kaldı? Danışmak bile çok yanlış, sevapları götürüyor. Eğer doğru söyledi derseniz, fakat kefera bime unzile ala Muhammed. Hadisin ifadesi bu. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Buyurun. Şakası yok bu işin efendim. Ama bilmiyor, millet gel dalga geçelim derken bunu söylüyor yani. Çok yanlış. Falcılık yaparak, para kazanmak, kahinlik yaparak, Kur'an-ı Kerim Maide 90. ayet var. Evet. Bu söylediklerim, hadisler hepsi var burada. Evet. Hulvanül kahin. Hür insan satılmaz. Hür insanı satarsanız haramdır. Evet. Ondan sonra insan hayvan spermini, insanın çocuğa sebep olan erkeğin menisi. Evet. Bunu Avrupa satıyor şimdi. Meni bankaları var. Çocuğu olmayan herif, çocuğu olmayan kadın, meni bankası var, kadının şeysi var. Onların bankası var, parayı sayıyorsun, tüpte çocuk yapıyorlar. Kesinlikle Müslüman bunu yapamaz. Haramdır. Evet, meniyi de sen satamazsın. Kesinlikle onlara satamazsın. Bak, şaraba izin verdim. Ben vermedim canım. Dinimiz veriyor. Gavura satabilirsiniz dedim. Ama meniye neden? Anası babası değişiyor. O zaman iş kötü oluyor. Evet efendim, meni satılamaz, insan, hayvan spermi de satılamaz. Bunlar da dinimizin mütekavvim mal değildir. Evet, hayvana karnındaki yavruyu, evet satamazsınız. Hayvanın karnındaki yavruyu satamazsınız. Satış konusu mal göz önünde belli olmalı lazım. Görmen lazım ne kadar. Dürümemiş meyveyi satamazsınız. Çiçekler ağaç açmış, ağaçlar çiçek açmış. Çiçek halinde. Ver elini. Şu kadar. Haramdır. Ama çiçekten sonra dürümüş. Meyve dürümüş. Ha, belli olur. Öyle adamlar var ki bu bahçeden şu kadar kilo, ton portakal çıkacak, değerle tutturur. Neden? Şeyi var göbeğinde, çiçeğin göbeğinde belirmiş. Nohut gibi. O zaman olabilir. Ama çiçekken satamazsınız. Para haram olur. Evet. Kumar kazancı haramdır. Kumar. Kumar da şimdi resmi olsun, şey olsun. Din de haram efendim. Din de haram kumar. Evet, at yarışlarında bilet alıyorsun filan falan. Bunlar haram efendim. Bütün kitaplarda böyle. Kumar oynama yolu elde edilen kazanç haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Rüşvet haramdır. Rüşvet yolu elde edilen kazanç haramdır. Memurun hediye alması haramdır, rüşvettir. Evet, devlet memuru, sen de ona hediye veriyorsun. İleride işim düşerse hallederim diye, haramdır. Böyle değil, zaten arkadaşsın, talep arkadaşın, komşun, birbirlerinizle bayramlarda hediyeleşiyorsunuz, sonra o memur olmuş. Ama bu hediyeleşme devam ediyor, buna bir şey demiyoruz. Ama öyle bir şeyiniz yok, adam memur, ya ileride işim düşebilir. Sanki diyorsun, arz-ı hürmetler ederim beyefendi, müdür bey filan, işte kusura bakma filan diye
haramdır. Memur hediye alamaz, alması haramdır. Evet, kalp para, sahte para basmak, dağıtmak haram olduğu gibi kalp parayı, sahte parayı almışsın. Evet, sahte olduğunu anladın. Harcayamazsın. Harcayamazsın, yok edeceksin. Öbür Müslümanlara şey etmiş oluyorsun, aldatmış oluyorsun. Sahte parayla da elini geçin, yok etmek lazım. Farkına varmıyorsun, tabii bilmiyorsun, onu bilmiyorum da. Sahte olduğu belli, eyvallah, o zaman harcayamazsın. Tabii faizcilik haram olduğunu herkes biliyor. Faizcilikte yapamayız. اَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba. Allah faizi haram kıldı. يَمْهَكُ اللّٰهُ riba. Riba insanları batırır, kazandırmaz. Allah yalan söyler mi yahu? Bunun çok misali var. Parlar, görünür, sonra nalları diker. Kesinlikle müminler bunlara şey etmemeli, yanaşmamalı. Evet, yanaşmamalı. Dünyanın geçici şeylerine kesinlikle aldanmamalı, heves etmemeli, kendini tutmalı. Haram şeylerden uzak kaldığı gibi ailesini haram yedirse davacı olacak hanımı. Çoluk çocuğu haram yedirirse çoluk çocuğu, öbür tarafta her şey belli olacak ya. Sen bugün elini öptüğüne bakma. Milletin kendi şeyi kısılınca benim de hakkım var, benim de hakkım var. Evet. Hepsi davacı olurlar. Öyle diyor Peygamberimiz. Böyle kul hakları ortaya çıktı mı, hacca gitmiş her sene. Oo, üç ayları tutmuş. Gece teheccüdler kılmış. Harman etmiş sevabı. Herkes alacağını alır, 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 alır. Daha alacak olan var, kalmadı. O alacak olanın günahı ona yüklenir. İlâ cehenneme zümer. Hadis böyle efendim. Bunları aldanmamalı. Ama böyle değil de kuruş olsun, temiz olsun. Derse bir mümin böyle güzel kazandı, helalinden kazandı. Çoluk çocuğuna helal yedirdi. İfrat tefrit olmadan, cimri de değil, israf da olmuyor. Şimdi israfa da değinelim. Şimdi maalesef, yalnız Türkiye'de değil, Medine'de mesela Haç'ta 5 yıldız otel, herkes giriyor, açık büfe. Türkiye'de de böyle ya, açık büfe, çünkü parayı çok veriyorsun ya, bedava açık büfe, alıyor böyle, dolduruyor, ondan sonra bir lokma alıyor, atıyor, bir lokma alıyor, atıyor. Ondan sonra bunları ne yapıyorsunuz dedim ben. Daha dün söyledim adama. Mecburuz dedi. Çıbatacağız dedi. Kontrol ediyorlar bizi dedi. Fotoğrafımızı çekiyorlar. Evet. Nimeti horlarsanız le'in şekertüm le'ezidenneküm ve'in kefertüm. Allah'ın ayeti bu ya. Nimeti yerinde kullanmak Allah şükürdür. Elhamdülillah. Tamam da esas nimete şükür, nimeti yerinde kullanmak, rezil etmemek. Esas şükür bu. Çöpe atarsanız evet, küfran nimette bulunmuş olursunuz. O nimeti Allah sizin elinizden alır. Fakirlik sebebidir, bereketlik sebebidir. Dövizler piyasa şöyle gidiyor. Çöp tenekelerini temizlemeliyiz. Çöpe yemek artığı atmamalıyız. Uluslararası kural var hocam. Burası kural var. Bak, kontrol ediyorlar. Benim yıldızımı sökerler. Medine'deki öyle söyledi. Bizimki de öyle söylüyor. Kanun var hocam. Yıldız alabilmek için bunları çöpe atacağız. Ben de sana diyorum ki ey arkadaş, otelde kalan yemeyeceğin şeyi bu çöpe atmaya sen sebep oluyorsun. Yiyeceğin kadar al mübarek. Doymazsan bir daha al. Ama hepsini alıyor, alıyor, alıyor. Böyle bir lokma alıyor, atıyor. Bir lokma alıyor, atıyor. Döküyorlar çöpe. Aman bunu yapmayın. Bir, evde de yapıyorsunuz. Çocuk yemek yerken elinden düşüyor yemek.
Çocuk onu almaya çalışıyor. Alma. Böyle hani. İğrendiriyorsunuz. O masayı sen silmedin mi hanımefendi? O masa senin evin masası değil mi? Silmedin mi onu? Sildim. En azından ne diyorsun? Alışmasın. Alışsın. Nimeti horlamasın. Eğer yenmeyecek bir şeye düşerse tamam köpeğe ver. Çöpe atma. Karıncaları yedir. Ama senin masan da temiz. Temiz dedin. Niye öyle diyorsun? Evet. Lokmin nimetleri yerine düştüğü zaman Bismillah çekin yiyin diyor Efendimiz. Abi pisliğin içine düştü. Köpeğe ver. O köpeğe ayırmıyor yemeği. Eyvallah ama çöpe atma. Evde de çöp tenekesine yemek artığı aşı dökmeyin. Ekmeği dökmeyin. Bereket bulamazsınız. Çoluk çocuğunuzun da hayrını göremezsiniz. Çünkü o nimet davacı oluyor. Bunları size kısaca özetlemeye çalıştım. Böyle değil. Temiz kazanmış. Kendi çocuğun için temiz yedirmiş. Ondan sonra ahiret gününün için hayrı yapmış. Allah ona nicat versin. İki cihanda nimetine gark olsun. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden yapılan bir hadis-i şerif bu. Bir hadis daha okuyalım. Evet. Rahimallahu abden kânet li ahihi mazlime. Evet. Fî irdin ev mâlin fecaa festehallevu kable en yu'haz ve leyse semme dinarun ve la dirhemun. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن حسنات هملوا عليه من سيئاتهم. Evet, demin söylediğimizin hadisi Buhari, Tirmizi hadisleri Ebu Hureyre'den. Diyor ki Efendimiz, bir kardeşinize hile yaptınız. Kul hakkı geçti. Gıybet ettiniz. Kul hakkı geçti. Malda yalan söylediniz. Bir Allah'ın emrini çiğnediniz, peygamberi çiğnediniz, onların hakkı var. Bir de aldattın, kul hakkı geçti. Sonra kendine geldiniz. Git diyor peygamberimiz, helalleş diyor. Evet. Vay ne üşkatçıdır o diye dedikodu yaptın. Sonra tevbekar oldun, iyi bir Müslüman oldun. Arkadaş kusura bakma, vaktiyle seninle ağzından kötü şeyler çıktı. Hakkın helal de helalleş. Bu malını çaldın. Kusura bakma. Al borcumu de. Bu mümine Allah nicat versin. İki cihanla nimetlere gark etsin. Evet, mal konusunda, ırzı konusunda böyle çekiştirmiş. Kul hakkı geçmiş. Gitmiş, helalleşmiş. Helalleş diyor Peygamberimiz. Çünkü diyor öyle bir gün gelecek ki diyor altın gümüş para etmeyecek. Adamın iyilikleri varsa, sevapları varsa alıcılar, hak sahipleri o iyiliklerden alacaklar. Eğer adamın zaten hiçbir şeysi yoksa bu hakkı geçen kimsenin günahları, öyle söylüyor bak, min seyyiatihim, günahları alıp ona yüklenecek. Hak alacak onundan, buna yüklenecek. O da cehennemi boylayacak diyor. Güzel peygamberimiz Buhari hadisi. Akıllı davranalım. Geçici dünyada böyle şeylere aldanmayalım. Ahiret ebedi yurda göz dikelim. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, Efendimizin bu yoluna dikkat edelim. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanir rahim malik yevmiddîn iyyâke na'budu. Sırat-ı müstakîm sırat-ı lezîne en'amte aleyhim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım İkişer elem neşrah lik-i şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Neşrah lik-i sadrak ve ordan-ı hankir ve zekirli diyan.
20'şer İhlas-ı Şerif, Ma'al Besmele-i Şerife, Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celili, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler, uyum salavat ve teslimat ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab-ı etbalar, rıdvanullah aleyhim ecmain, efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete itirazı müminat rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, Üstazımız, Meşah Efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ardı göçmüşlerimizin bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden şüheda ve kuzatın halen bu uğurda sıkıntıda giren ve şehit olan hep şüheda ve kuzatın da ervahını hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasına tebdil eyle. Ya Rabbi, kahraman Mehmetçiğimize vatan namus din için zafer ihsan eyle. Münafıklara, kafirlere fırsat verme. Satılmışlara fırsat verme. Münafıkların, kafirlerin, satılmışların, Müslümanların arasına sokmak istedikleri hileleri, desizeleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle, Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle, Ümmet-i Muhammed'i lütfunla, ihsanınla, affınla muamele eyle, İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle, kafirleri kahreyle ya Rab. Dualarımızla, salih kişilerin dualarını dahil eyle, kabul eyle, güzel Kur'an'ımızın ahkamına uyan, Peygamber'in sünnetlerini rehber edinen ve böylece salihlerden olan kişilerin arasına bizleri de dahil eyle. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel mürselin velhamdü rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.